Selamun aleyküm. Sayın takipçilerim, Allah'ın selamı, merhameti, bereketi hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün biber temizleyeceğiz inşallah. Temizlerken sizlerle de paylaşmak istedim. Biberi Hatay'dan, altın öz biberi aldık ve şu an biberimizi temizlemeye devam ediyoruz. Biber gerçekten çok acı ve havalar çok sıcak olduğundan dolayı daha çok elleri yakıyor maalesef. Gülü seven dikenlerinde de katlanır. Ve artık kışlık hazırlıklara başladık. Bol biber yapacağız inşallah. Sizlerle aşama aşama paylaşacağız. Salça da yapacağız inşallah. Tohumlarını da ayırıyoruz. Tohumları sınırın için ihtiyacı olanı vereceğiz zaten. Benim ellerim yanmasın diye sağ olsun kendisi temizliyor. Biberler çok güzel. Nar gibi kızarmış. Biberlerimizi şöyle yakından göstereyim. Biberler inanılmaz güzeldir bak. Şöyle. Bunlar. Hepsi bunlar pul biber ve salça olacak. Yaptığımızı böyle bezin üstüne koyuyoruz. Sonra iyice sereceğiz. Allah izin verirse. Damda 12. katta. Orada kurutacağız. Orada toz, kıl falan gelmesin diye üzerine. Bitirene kadar, temizleyene kadar burada bekleyecek. Biraz sonra yukarıya çıkartacağız inşallah. Abla Bey temizliyor. Nasıl temizlendiğini şöyle göstereyim sizlere. Şimdi sayın takipçilerim, biberimizi dün dama sermiştik. Şimdi ona bakmaya geldik. Rabbim hayırlısıyla güzel kurumayı nasip etsin. Biz bu biberi inşallah, niyetimiz full biber yapmak. İnşallah kuruyana kadar yağmur yağmaz. Biberimiz güzel kurusun diye inşallah. Rabbim hayırlısıyla. Biberi aynı günde yaptık. Yalnız önce... İkinci gün mü? Evet. Olsun. Bir gün önce. Bir gün önce. Bu bir gün sonra. Şimdi sayın takipçilerim. İki gün. Bugün üçüncü gün. Biberlerimiz kurudu böyle. Şimdi biberlerimizi ne yapıyoruz? Biberlerimizi yıkayacağım. Biberlerimizin turba gitmesi için. Biber acı. Şimdi sayın takipçiler ne yapıyoruz? Biberlerimizi böyle sereceğim. Kuruyunca toz biber yapacağız inşallah. Biberimizi hepsini böyle yıkayacağım inşallah. Bu şekilde. Biberimizi hepsini böyle yıkayıp sereceğim. Kuruduktan sonra inşallah toz biber yapacağız. Görüşürüz inşallah. Biberimizi yardık, temizledik, kuruttuk, yıkadık, tekrar kuruttuk. Şimdi bu şekilde tamamen gevrekleşmiş böyle. Şimdi evde pul biber nasıl yapılır sizlerle paylaşacağım. Önce bu şekilde.
kaplonda biber yapıyorum. Şöyle bağlayacağım biberimiz uçmasın diye. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sahne tavuklarını tekrar çekmeye devam edeceğim. İnşallah böyle. Biraz makinamızı soğumasını bekledim. Çok ısındı. Şimdi sahne tavuklarını tekrar çekmeye devam edeceğim. Şimdi sen tahpile yapan biberimi çekmesini ki bismillahirrahmanirrahim. Bu biberimiz tozu kalkmaması için, bizi rahatsız etmemesi için zeytinyağı birazcık, yarım çay bardağı zeytinyağı dökeceğim. Ama sadece bizi rahatsız etmemesi için kullanıyoruz. Bir de tuz, her zaman biliyorsunuz tuz koruyucudur. 1-2-3 kaşık tuz. Şimdi yağı koyduk. Gerçekten yağı koyduktan sonra tozu artık rahatsız etmiyor. Tozu kalkmıyor. Şimdi sahne tavukçıdan biberimiz hazır böyle. Poşetlere dolduruyorum. Dondurucuda saklıyorum. Dondurucu yoksa mutlaka serin bir yerde saklamak gerekiyor bu biberi. Bu da böyle elimin altında. Şimdi pul biberimizi poşetlere doldurup dediğim gibi dondurucuya koyacağım ben. Pul biberimiz inanılmaz güzel oldu. Daha bundan güzel pul biberi asla olamaz yani diyebilirim ben size. Sayın tahkilerin biberimiz, pul biberimiz hazır. Şöyle yakında sizlere göstereyim. Pul biberimiz. Şöyle. İnanılmaz güzel oldu maşallah. Berekallah. Şöyle bir tadına bakayım. Acı ama olsun. Ellerimi yaktı. Ben de acısını çıkaracağım. Ama çok lezzetli de. Pul biberimiz hazır karşınızda. Yiyenlere afiyet olsun. Mutlaka pul biberinizi evinizde yapın. Bu şekilde. Pul bibersiz kesinlikle evde olmuyor. Biz pul biberi çok seviyoruz. İnanılmaz lezzetlidir. Bu altın özü biberinin pul biberi. Bana abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi ve çok kıymetli yorumlarınızı bekliyorum. Beni Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Ve yeni kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.